Fatma Hocam, işte dediğiniz akses midir nedir, bu sizin şu anda uyguladığınız şey oluyor herhal. Benim de kocamla beraber geldim, göreyim dedim, bu nedir? Dediler ki bu işin ehli, bu işin bilen kişi Fatime Gömürcü Akgöz dediler. Ben de geldim. Hoş Ha, be ona bir geldin. anlat ver bakalım, bu nedir Vallahi akses? Ben de bir bilen, ben de bir giren kocamla. anlatılmaz yaşanır. Ya. Bak şu an ben onu yaşıyorum. Evet. Muhteşem bir şey. Ve gerçekten Ömer'in enerjisi ve uygulaması harika. Çok iyi bir öğrenci. Tebrik ediyorum. Evet. İnşallah, teşekkürler. Devam İnşallah ediyorum. bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha Dedi ki iyisi bir olur. sertifika daha alacağım. Ne sertifikasıdır bu dedim. Dedi ki üçüncüsünü aldığın zaman etmen olmuyor, hak ediyorum dedi. Ondan sonra ben de dedim ben de geleceğim, ben de göreceğim, ben de bileceğim ben bu işi dedim. Demiş. Ondan sonra seni aradık, biz sana teşekkür ediyorum ben şimdi. Rica ederim. Sen diploma törenine mi geldin? Ya. Sertifikasını Belki ben de verdin. alırım. Ben de alırım. Sertifikanı Ben neyim eksik? Ben de alacağım öğreneceğim. Ben de bileceğim bunları. Çünkü farkındalık değilsiniz. Bir şey değilsiniz bunlar. Değil Bilinç mi? diyoruz, farkındalık diyoruz, katkı diyoruz, kurban diyoruz, kurbandan çık diyoruz. Biz çok şey diyoruz. Peki sen bunların hepsini olmaya gönüllü müsün? Almaya gönüllü müsün? Vallahi Vermeye gönüllüyüm gönüllü hocam. müsün? Vallahi gönüllüyüm hocam. Senden ben çok ışık almışam. Var bunda bir şey diyorum. Önce ben kocamdan Olsun. şüphelendim, biliyor musun? Dedim oraya buraya dokunuyorsunuz. Ne oluyor dedim. Ben de götür dedim. Sizi aradık biz böyle. Sen de bizi anladın böyle. Çağırdın. Geldik. Ondan sonra bir bugün Ağzına de sıkıldım. vallahi bir sana varlığa şükran. Öyle. Bundan daha iyi nasıl Enerjin olacak? Oldu, oldu oluyor. oldu. Çok Bundan daha güzel. iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Ben de Başka ne alacağım olsun? sertifikalar hocam. Yeterince sertifika almadım bilemeyeceğiz. İşte kocam aldı, ben de alacağım. Her gördüğün al. Bunun sana hediyesi nedir? Evet hocam. Sana çok teşekkür Ben ediyoruz teşekkür hocam. ederim. Bu Vallahi. akseste siz dokunuyorsunuz, farkında oluyorsunuz, öyle mi hocam? Dokunuyoruz, dönüşüyoruz, farkında oluyoruz. Değişip O dönüşme. noktalardaki birikmiş inançlar, kalıplar, bunları dönüştürüyoruz. Evet. Bunları yaratıldığı yerde iptal edip temizleme cümlesiyle de temizliyoruz. Temizleme cümlesi nasıldı? Çekirge, bilgeç çocuk. Temizleme cümlesi right and wrong, good and bad, pot pot, shorts, all my All my shorts, boys and beyonds. Bravo, Ay, evet. ama Söyleyemedim. bu Türkçe değil hocam. İngilizce sanırsam, değil mi? Bu yine de Evet. oluyor mu böyle İngilizce olunca İngilizce hocam? söylenmesi, enerjinin dili açısından İngilizce söylenmesi öneriliyor, tavsiye ediyor ve şeyi bu şekilde çalışması şekli. Pokpot iptal de diyebilirsiniz. Evet. Ama eğitimde söylediğimiz şekli budur. Evet. Bunun açıklamasını da yapıyoruz. Hocam biz gerçekten, ben kendi şahsım adına hanımefendi size ben çok teşekkür ediyorum. Ben Kocama teşekkür önce ederim. kızmıştım. Ne diye sen bu işlere kalkıştın? Ne örüyorsun sen böyle oraya buraya dokunup diye. Meğersem bu hepimize çok faydalı katkı dediniz, değil mi? Katkı, Evet, katkı. katkı. Ondan Aynen. sonra olan bir de olasılıklar falan anlattınız az önce. Bir sürü olasılık varmış, sonsuz. Neler 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 mümkün meğer. Evet, sana da dokunacak kocacığım. Evet. Senin de sana da katkı olacak. Birbirinize bunu alan olup katkı olmayı seçseniz bunu yaratırdı. Evet, bundan daha iyi nasıl olur? Hocamın Evet, yanında işte bu. yakaladım. Benim sesim çıkmıyor tabii. Evet. Öğrenci. Bundan da iyi nasıl? Neşeyle, katkı olarak sınıflar yaratmanız için neler mümkün? Evet, Daha sınıf. evet.
karı evet, koca. Öğreneceğim hocam. Hepsini öğreneceğim inşallah. Ben de artık size söz veriyorum evet. Kocama. Ben de destek olacağım. Ben de alacağım eğitimleri. Sen de ağzın var. Yapabilirsin için. Yoksa yani ben bayılmıyorum herkesin orasını burasını tutayım. Yani. Hizmet. Hizmet. Arınıyoruz demek ki böyle arınma. Temizlenme. Tabii temizlik güzeldir yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Allah razı olsun hocam. Ben teşekkür ederim canım benim. Akses Karşılaşması yolculuğu kurucusu Gary Douglas'ın sorduğu şu soruyla başladı. Bundan daha iyi nasıl olur? Hayatımı ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için ne olabilirim? Ne yapabilirim? Neye sahip olabilirim? Ne yaratabilirim veya oluşturabilirim? Hayatı yaşamaya değer kılacak neyi algılayabilirim? Bilebilirim ve olabilirim. Yaşamımın neye benzemesini isterdim? Akses Consciousness'ın yaşamın coşkun ifadesi ve bolluğunu ifade eden mantrası, hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir diye ifade edilir aşk dostlar. Akses Consciousness'da daima soruda kalmayı seçeriz can dostlar. Böylelikle sorduğumuz sorularla, farkındalıklı içerikli sorularla biz tüm evrenin, Yüce Allah'ın bize verdiği cevapları fark eder, enerjiyi takip ederiz. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Bu iyi bir şey olduğunda da, kötü bir şey olduğunda da her zaman sorulabilecek muazzam bir sorudur. Kötü bir şey olduğunda bunu sorarsanız iyiye gitmeye başlar. Çünkü bunu istediniz. İsteyecek ve alacaksınız. Bu evrenin kanunlarından biridir. Buralarda işe yarayan yöntemlerden biridir. Ancak elde etmek için istemelisiniz. Kaçınız yaşamınızı istemeden bunun bir şekilde zayıflık ya da yanlış olduğunu veya istemek zorunda kalırsanız bunun başarısızlık demek olduğunu düşünerek harcadınız? Evren size istemeniz için yalvarır. Bundan daha iyi nasıl olur diye sorduğunuzda evren bunu size göstermek için sabırsızlanır. Enerjiyi takip edin. Akses Consciousness'a göre soru güçlendirir, cevap güçsüzleştirir. Bundan daha nasıl olur? Daima soruda kaldığınız, sonsuz olasılıklardan neler mümkün diyerek sorduğumuz, daima katkı ve neşeden işlediğimiz Akses Consciousness yolculuğuna siz de var mısınız? Bunun için biz hangi alan, hangi bilinç, hangi aşk, hangi sevgi olabiliriz? Bundan daha iyi nasıl olur?